İçki haramdır. Faiz haramdır. Zina haramdır. Kadın erkek karışık ortam, iş yerleri, çalışmalar, eğitimler, düğünler, oturmalar, ev ortamları bunlar haramdır. Erkek ayrı olacak, kadın ayrı olacak. İşte şudur dur mu? Bana bir şey söyleme. Allah peygambere bildirmiş. Peygamber insanlara duyurmuş. Kabul etmek veya etmemek senin elinde. Burada söyleyene kızmakla bu işi çözemezsin. Yarınki gün cumartesi. Yok, ben cumartesiyi sevmiyorum. Yarın pazar de. Ya tamam ama yarın cumartesi. Bunu ben demiyorum. Yarınki günün adı cumartesi. Kadın erkek karışık haram. Eğitimde sen de sende. istediğin yaldızlı cümleyi kullan. Bunun adı zehir. Yok yok ben üstüne çikolata sürdüm. E buyurun ya o zaman. Yani zehri çikolatayla sıvazlamakla yenir mi? Ha? Tatlı tatlı zehirlenirsin. Ha? Yani medeni uygar cümleleriyle yaldızlı cümlelerle. Burada biz söylemek de memuruz. Söyleriz. İnanmak inanmamak. Kabul etmek etmemek. Yaşamak yaşamamak senin elinde. Peygamber söyledi. Ebbe Kısıldık kabul kabul etti. Ebu Cehil inkar etti. İnkar edenlerden Resulullah Efendimiz mesul değildir. E onun için biz müsaade edilirse bunları net olarak içki, kumar, faiz, zina sana ait olmayan, patrona ait, devlete ait, millete ait veya toplum adına yapılar, dernekler, oluşumlar, işte ticaret odaları, esnaf sanatkarlar, mimarlık, doktorluk, tabiplik, oralarda da paralar toplanıyor, bir dernekler, spor organizelerinde bir sürü paralar. Meşru aldın, gayrimeşru aldın. meşru haramdır. Yani bunu kim yaparsa yapsın. Fark etmez. Haram. Yani yanlış filancanın yaptığı yanlıştır. Filanca yanlış yapmıştır. Yanlış yapmayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kayıtsız şartsız her şeyini bize örnektir. İsmet sıfatı vardır. Hatasızlık ona mahsustur. Doğruyu kim yaparsa doğrudur. Yanlışı kim yaparsa yanlıştır. Allah bizi hakta daim eylesin. Onun için ayet ne dedi burada? Me'alel Rasul Resule Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve illel böyle söylemek. E biz de Resulullah Efendimiz'in bize beyan ettiğini biz de açıklıyoruz. Burada patronun haberi yok diye kasayı açıyor. Oradan parayı zimmetine geçiriyor. Sen patrona kıyak yapıyorsun. Kendini cehenneme atıyorsun. Çoluk çocuğumu rahat ettireyim diye. Ahirette de patronun sevabı az geliyor. Ah senden alacağım var diyor. Benim kasamdan yürütmüşün diyor. <laughs> Günahını yüklüyor. Sevabı haydi paket cehenneme. Değmez ya. Kendine yaparsın bunu. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Her insanoğlu yaptığını kendine yapıyor. Biz bunları söyleyeceğiz. Kadın erkek karışık. Adına ne takarsan tak. Evinde oturuyorsun. Annen mi bu? Değil. Halan mı? Değil, halanın kızı. Ne var ki? Niye evlendin o zaman? Geçen dedim ki bir insan halasının kızıyla, teyzesinin kızı aynı ortamda oturamaz. Oradan bir, bir efendi, ya ne var ki bunda dedi. Tevafukta, ben tanımıyorum. O da dedi ki, niye evlendin dedi halanın kızıyla. Meğer halanın kızıyla evliymiş. Hakikaten ya dedi falan. Yani e işte bu. Bak evlilik olabiliyorsa namahramdır bu. Adına ne takarsan tak. Ömür sermayesi kısıtlı. Biz burada Allah'a itaatimizi ortaya koyacağız. Yanlışlar varsa da uzak duracağız, ahireti kurtaracağız. Sonsuz olarak vaat edilen cennettir. Ne istiyorsak bize tevdi edilecek yer cennettir. Burada herkes kendi kararını verir. Maalesef Rasul Peygamber iller böyle söylemek düşer.